Ne istiyorlar? Kimi istiyorlar? Onu söylesinler o zaman. Kimi getirelim? Al senin rakibin Mourinho'yu getirdi. Biz ne yapacağız? Mourinho çok mu başarılı buluyorlar? Onu bana anlatsınlar yani. Doğru değil. Yanlış yoldasınız. Öyle. İyi giden bir şey bozmaya çalışmayın. Yemezler. Bu gerginlik futbolda yöneticiler yapıyor. Futbolcular yapmıyor ki bu gerginliği. Bakıyorsun derbide tek atan oyuncu yok birbirine. <laughs> İkali Vanda'yla değil de rakip kalelerle barışması lazım. Galatasaray Özel'in yeni bölümünden herkese merhaba. Ümit Karan'la birlikte Galatasaray'ı değerlendireceğiz. Ümit abi afiyet olsun. Nasılsın? Tatil kahvesi. <laughs> Mutlu girdin abi araya Galatasaray'ı bugün. Mutlu değil lider girdim. Lider girdim. Alışkanlık da var. Hala namalüp girdim. Yani Böyle bir şey çıktı ya moda. Birinci bölüm, ikinci bölüm, üçüncü bölüm gibi konuşmalar çıkıyor yeni teknik adam. Demek ki biz ikinci bölümde yine lideriz. <laughs> yani garip garip şey diye terimler çıkıyor artık bizim anlamadığımız. Biz devre arasının lider girdiğini deriz. Bir de sezon sonu şampiyon dersin. Bizde bu kadardı. Şimdi birinci etap, ikinci etap, üçüncü etap. Ama kaç etaptır lider gidiyorsun. E tabi moralli girmek milli takım arasında çok önemli. Her takım içinde. Ama milli takım için, milli takım arası için herkes için büyük bir ilaç olduğunu söylemek lazım. Yani özellikle... Özellikle 3 büyük için bana, bana göre büyük bir ilaç oldu. Abi Galatasaray iyi gidiyor aslında. Avrupa'da da iyi gidiyor. Baktığımız zaman evet bir gaz puan kaybı vardı ama Süper Lig'de hala daha zirvede. Şöyle bir olay ortaya çıkmış. Young Boys zirve puan kayıplarından sonra, Young Boys eğlenmesinden sonra iki yönetici Başkan Dursun Özbek'le görüşerek Okan Bulu'yu sertleştirmiş ve Okan Hoca'yla olmayacak demişler. Sen bununla alakalı ne düşünüyorsun? Ya insanlar herkes her şey söyleyebilir. Kimsenin ağzını, dilini tutacak halimiz yok bu yaştan sonra. Biz de konuşuyoruz konuşmamız gerektiği zaman. E onların düşüncesine saygı gösteriyorum ama ne istiyorlar, kimi istiyorlar onu söylesinler o zaman. Kimi getirelim? Al senin rakibi Mourinho'yu getirdi. Biz ne yapacağız? Mourinho çok mu başarılı buluyorlar? Onu bana anlatsınlar yani. Hani Van Bronkos'u geldi. Kimi istiyorlar? Bir isim versinler. Fatih Terim olabilir mi? O zaman söylesinler. Böyle arkadan kulis yapmak da bu işler olmaz. Senin senin teknik adamın iki sene üst üste şampiyon olmuş. Rakibini ezmiş bir şekilde maçlarda, son maçlarda. Yani klasman farkı koymuş. Ya sen ne istiyorsun abi ben anlamıyorum yani. Gelip o zaman açık ama herkesin bir yorum. Belki de Okan Hoca'nın duruşunu, tarzını beğenmiyor olabilirsin. Buna eleştirebilirsin, sıkıntı yok. Yani yöneticiler de tabii... Yöneticiler mi artık kong üye, kongre üyeleri mi onu bilmiyoruz yani. Herkesin bir yorum yapma hakkı var. Ama doğrusu, doğrusu mu? Doğru değil. Doğru değil. Yanlış yoldasınız. Öyle iyi giden bir şeyi bozmaya çalışmayın. Yemezler. Yoksa ben Avrupa konusunda biliyorsun en fikrim. Avrupa'da en çok kim eleştiriyor onu? Sen eleştiriyorsun. Yüzde yüz. Yani o yüzde yüz. Çünkü benim için orası çok ayrı bir alan. Okan Buruk'un maç sırasında bazı gergin anları da göze çarpıyor. Hakemlerle ilişkisinde vesaire, basın toplantılarında biraz daha bu sene özellikle mizacı sert. İbrahim Hacı Osmanoğlu Dursun Özbek'le yapılan bir toplantıda konuşma sırasında Okan Buruk biraz gergin demiş. Dursun Özbek de şöyle cevap vermiş. Bütün teknik adamlar gibi o da bizim hakkımızı koruyor. Normal değil mi? Okan Hoca'nın e, konuşmalarını sorayım. Sence normal mi e, yoksa biraz fazla sert olduğunu düşünüyor musun? Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Herkes her şeyi konuşabiliyor değil mi? Okan Hoca bu döneme kadar bence tavır olarak en yumuşak tavırlardaydı. Zaman zaman o da performans düştüğü zaman bazı eleştiriler yapmak zorunda kalıyor. Mourinho konuşuyor, o da konuşuyor. Efan Bronkos konuşmaya başladı şimdi. Diğer hocalar konuşuyor. E bu gerginlik futbolda yöneticiler yapıyor. Futbolcular yapmıyor ki bu gerginliği. Bakıyorsun derbide tekme atan oyuncu yok birbirine. O hocalar birbirine bir şey yapmıyor. Sağ kenarda kavga, gürültü yok. Burada gerginliği yapan bir tek yöneticilerdir abi. Yöneticiler ve <laughs> bizim gibi yorumcular. <laughs> var mı bu işin içinde parmağın abi gerginlik? Yok mu? Benim de, ben, ya, dünyanın en rahat, en güldürü, gülmeye çalışan adam benim ya. Bana ne abi? Hayırlı olsun Ümit abi. Ne oldu? İkardi ile Van'da barışmış. Allah Allah. Tekrardan birlikteler. Şaka yapıyorsun. Vallahi hayırlı olsun. <laughs> Icardi Vandayla değil de bu saatten sonra rakip kale, kalelerle barışması lazım. Oraya da hasret kaldı. O hasreti gidersin. <laughs> Performans durumunu etkiler mi? Bir doping etkisi yapabilir. arkadeli yatmazsa. atmazsa. <laughs> Peki şunu sorayım abi. Icardi'deki düşüşü neye bağlıyorsun? Ya olabilir abi? Santrafor topla buluşmuyor. Keyfi yoktur. Bir şey vardı O Simen'in etkisi olabilir. Bir birçok bir etken var be. Yani şu an şu milli takım arasında bir görelim. Emirhan. Yani senin her hafta konuşuyoruz ama bu, bu şu an bir görmek lazım. Şimdi gitti tatile. Belki çok moralli bir Icardi olarak dönebilir. Yani bilemiyoruz yani. Ya da belki çok daha bunalımda bir Icardi dönebilir. Belki Vanla Türkiye'ye gelmeyecek barıştıktan sonra. Ya ben Türkiye'ye gelmezse yine bunalıma girebilir. Yani bilemiyoruz abi insanların duyguları nasıl olacak? Nasıl bir duygula gelecekler? Bir de bu süreçteki dinlenme alanı da çok önemli. Çünkü yorgun. Barış Alper'i izledik yorgun. işte o yorgun. Milli takıma giren bütün, Türkiye'de oynayan bütün oyuncular yorgun gitti. Şimdi aa milli takım sonuçlarını bir görmek lazım. Bu maçları bir izleyelim. Ki bana göre bu aralar dünyanın en saçma araları. Eskiden bir Avrupa şampiyonu elemesi, bir dünya... Kupası elemesi vardı. Şimdi bir lig başladı. Bir garip garip, lig bir şekilde bölünüyor. Bu da doğru değil. Ben bu kadar milli takım maçının olmasına karşıyım yani. İki haftalık milli arada bir da... şey kaybediyoruz. Anladın mı? Milli takıma gitme duygusunu, izleme duygumuzu da kaybetmeye başlıyoruz. Bu Sürekli sefer. var çünkü. Sürekli maç oynuyoruz ya. Yani biz hani bir Avrupa Şampiyonası, bir Dünya Kupası. Şimdi bir tane lig başlatmışlar. A grubu, B grubu, C grubu, D grubu nedir yani? Uluslar Ligi. Evet. Ha. Hazırlık maçları yerine onu koyuyorlar ama hazırlık maçları da olmasın. Uluslar Ligi de olmasın aslında kağıt üzerinde. Abi bu milyarada Galatasaray'ın iki haftalık bir süreci var. Galatasaray hangi konularda kendisini geliştirmesi gerekiyor? Ya bir kere sakat oyuncuların acil dönmesi lazım. Bazı sakat oyuncuları hale göremedik. Ziyeş. Bu da bu? Artık döner diye düşünüyorum. Bu kamp, milli takım arasında da dönmezse çok şüphe duymaya başlarım. Onu da söyleyeyim. Ondan sonra beni kimse tutamaz Ziyeş'le ilgili onu söyleyeyim kaç haftadır yoksun ve milli takıma gidiyorsun geliyorsun yoksun abi gidiyorsun yine gittin milli takıma bak dönüşünü oynama kardeşim orada o zaman sakatsan orada oynuyorsun geliyorsun burada yatıyorsun abi olmaz yani o dönmesi lazım kenar çünkü artık bir alternatif oyuncular da hazır olması lazım e diğer bugüne kadar hocanın forma verdiği şansları değerlendirmeyen oyuncular Yelat var mesela. Abi çalışın abi. Bu milli takım arasında çalışın. Ekstra antrenman yapın gerekirse. Yani tatil yapmak değil, formayı kazanmak önemli yani. Bence bundan dönmesi lazım ki oyuncu Okan Hoca'nın eli de biraz rahatlasın. Milli takım arası bittikten sonra Galatasaray'ı zorlu bir periyot bekliyor. Bu hem şampiyonluk yarışında hem Avrupa e, turnuvasında çok önemli olacak. Antalya Spor Deplasmanı ile başlayacak Galatasaray. Esport'la içeride oynayacak. Sonrasında kritik bir derbi var abi. Beşiktaş'la ve Tottenham karşılaşması muhtemelen senin de en çok merak ettiğin karşılaşmadır. Avrupa arenası. Şimdi ok Okan Hoca şöyle bir sistem getirmesi lazım. Bu iki haftalık süreçte yavaş yavaş çıkan bir takım ve Beşiktaş maçına tap yapacak bir performans antrenman sistemi ve antrenman metodu gerçekleştirilmesi lazım. Takım ona göre tam hazırlayacak. Beşiktaş ve Tottenham maçlarını tap yapması lazım performans olarak takım. Çünkü yeterince dinlenmiş olacaklar. O Antalya maçlara beraber ufak ufak çıkış çok yüklenmeden tam tapı yapacak zirveye ulaşması lazım. Galatasaray'ın şöyle bir avantajı da var. Beşiktaş derbisinden sonra bay geçiyor ve Tottenham karşılaşmasına kadar neredeyse bir hafta süresi var. O iki karşılaşmayı da özellikle tempo olarak zirvede oynayabilir Galatasaray. İşte onu söylüyorum. Aynı şeyi konuştuk Emirhan. Yani oraya kadar takımı iyi hazırlamak lazım. Orada fiziksel olarak takımın tap yapması lazım. Ümit abi teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Bugün e, gündem de aslında çok yoğun değildi. Gelecek haftada muhtemelen bazı e, gelişmeler olur. İzleyicilerimizden de isteğimiz yorumlara sorularını bırakmaları. Arkadaşlar yorumlara yazın da biz de ona göre sor soru sorsun Emirhan bana. Zaten yoksa hep bir yerden bir şeyler anlatıyor. <laughs> Ümit abi ağzına sağlık. Teşekkür ediyorum. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın.